Orman havası, iki gönül arası. Esti mi durmaz oldum olası. Şen şakrak bizim sokak, eksik olmaz makarası. Şaşatın gençleri, tek bir bilime deli. Seda edebilmeyen, aman aman bizlerden öğrenmeli. Roman havası, iki gönül arası, dedikodu bitmez oldum olası. Bu gece düğün dermek, başka ne var izlenecek? Haydi buyurun, başlasın, başlasın roman havası. Sonra çocuk bakmakta pek zor oluyor be. Oh. Oh. İşte bunları giymek zorunda mıyız be? Emir abi, istersen başından çıkar bacağına yine dersin. Ya be. İşi bitiremeden yakalanırsak sultanın yüzümü görmesine gerekirse jartiyer takarım. Tamam tamam hadi. Yukarıdaki pencere açık. Açık. Aşağıdaki pencereyi zorlamak zorunda kalmayacağız, tamam mı? Evet. Hadi koşun. Merdiveni alıp getir. Tamam. Şimdi oraya çıkacaksın, oradan aşağı ineceksin, kapıyı bana açacaksın, tamam? Hadi dikkat et. Hadi. Tamam. Anne! Sultaniye! Aa, hırsız mı girdi be eve? Yok be, ne hırsızı, faredir bu. Nerede kaldı bu şorşak? Hadi uyuyoruz, hadi.
kaçırdık be. Tamam. Oh be, yeğenimizi sevebileceğiz artık. Ay evet ya. Ay. Abla bana da ver azıcık da. Ay iyi tatlı. Ay aynı ben bak. Değil mi rengi? Aydın benim. Ay ben seni iyiyim. Oo, yeni gözleriniz hayırlı olsun. Şimdi benim hiç kimse yüzüme bakmayacak. Allah'ım yarabbim. Olur böyle şey mıstım. Sen benim ilk göz ağrımsın. Aman bu öylesine şey fasulyedin. Bu öyle maskotu oldu değil mi evin? Al abi al. Aman ben bunu sevemeyeceğim. Benim oğlum var buradayım. Bana bak, sen artık abi oldun. Abilik de en az maskotluk kadar önemlidir. Bir de şöyle düşünelim bak. Aliş biraz büyüdüğü zaman her işi ona yaptıracaksın. Ekmek almaya bakkala o gidecek, çöpleri o dökecek. Hep senden izin isteyecek. Bir de böyle düşün. Ya. Bir dakika. Şimdi hepiniz bu çocuğa burada bakmak isteyeceksiniz değil mi? Evet, evet. Olmaz. Bu çocuk yarın sabah doğru Ayvan Saray'daki halamın kızının yanına gidecek. Ortalık yatışıncaya kadar orada kalacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı komutan. Ne yapıyorsunuz kız? Çocuğu çiçek buket yapmışsınız. Resmen aracbar olmuş bu aracbar. Ne yapalım Aytar, belli olmasın diye herhalde. Kucağımızda taşıyacak halimiz yok çocuğu. Hadi be kızım tatavayı yürüyün, otobüs kaçar. Aliş'i almadınız değil mi? Yok, almadık. E kaçırdılar. Ya kim niye kaçırsın anne? Ne başka bir ihtimal yok mu yani? Emekleyip de kaçmadığına göre kaçırdılar. Para istemek için olabilir mi? Ha kesin. Bu evi görünce zengin olduğumuzu anlamışlardır değil mi? Kız. Yoksa bunu dilendirmek için mi kaçırdılar? Saçmalama kızım be. Küçük bebek nasıl dilenecek? Organ mafyası kaçırmasın. Ah. Anne, anne. İpek koş kolonya getir çabuk. Yıllarca aramayın sormayın kadar teyzenizi Bunak Bayram'dan selam getirdim diye çocuğu alıp getirin kucağıma verin. Kadir teyze, biz seni her bayram aradık. Aradık ama sen kapsama alanı dışında olduğun için biz sana ulaşamadık yani. Benim cep telefonum yok ki palavracı. Yok. Senin telefonun da pek güzelmiş ama. Hani benden bir kıyak istiyorsunuz ya. Neyse peki o zaman ben sana bunu bırakayım. Ben de bir tane daha eski var onu kullanırım artık. Ha? Palavracıdır ama bonkördür de. Bu çocuğun maması bezi için para? Kader teyze hepsini getirdik bak bu çantada. Acil bir durum olunca ne yapayım ben bu el kadar çocuk? Acil bir durum olmaz Kader teyze bir şey olmaz merak etme. Allah korusun, bana bir şey olacak olursa ambulansı verecek param yok. Ya bırak şimdi ambulansı falan teyze, nereden çıkardın ambulansı? Allah korusun yani ya. Tamam, tamam. Ben yarın karga kahvaltısını etmeden geleceğim sana. Belki biraz para falan getirebilirim yani. Getirmezsen, çocuk da yok. Ya Kadir teyze, sen de ama reynici misin ya? Ayıp yani. Ya tamam, neyse hadi uzatmayalım, hadi kalkalım artık. Çocuk da sana emanet, tamam hayır, mı Kadir teyze? Tamam, hadi. Tamam. Ah, kim kaçırmış olabilir? Kim? Emin. Emin. Anne ne Emin'i ya? Aliş'in babası sonuçta. Ona haber verin diyor herhalde. Ne haber vermesi be? Emin kaçırdı. Çocuğu Emin kaçırdı. Emin. Aliş, Aliş nerede? Nerede benim çocuğum? Nerede? Nerede benim çocuğum? Nereye sakladınız onu? Emin. Nerede mi? Oğlum nerede mi?
nerede ulan çocuğum? He? Çocuk bu. Ne çocuğu? Nerede çocuğu? Nereye koydu bunlar? Çekil şuradan. Oğlum! Aliş! 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 Aliş kim be? Hadi bir. Oğlum! Aliş! Nerede? Aliş nerede? Zerife yenge, burada bebek falan yok. Diğer odalarda da yok. Vallahi yok. Anneciğim. Elleri kırılasıcalar. Kim yaptı bunu? Kim? Zerife! Neredesin Aliş? Tamam, tamam. Ağlamayın. Buluruz, buluruz. Ağlamayın. Komiser abi, Aliş'imi bul. Benden ne dilersen dile be. Anlaştık. Eğer bulursak bu iki aile bir daha kavga etmeyecek, tamam mı? Yok, onun sözünü veremem. Komiserim, kayıp işlemlerini başlattık. Allah tuttuğunu altın etsin yani, vallahi. Hadi gidin şimdi. Biz sizi gelişmelerden haberdar ederiz. İyi günler komiserim. Tamam. Zarife, üzülme. Ben torunumun iyi olduğundan eminim. Güven bana. Hadi bir. Sen ismini bile hatırlamıyorsun. Senin kafa gidip neyine güveneceğim ben senin mi? Uğursuzluk acı. Sana az bile yapıyoruz. Şimdi en az 3 gün hiç kimse Ayvansaray'a gitmeyecek. Zarife kacısını kandırdık ama yaşa basmayalım, taşa oturmayalım. Biz işimizi sağlama alalım. Dedemin de kafa yerine geldi mi tam geliyor ha. Karış be lan. Bana bak lan. Sen de ağzından bir şey kaçırmayasın ha İpi. İpi'yi kendimden ve ailemden soğutacak hiçbir şey yapmam ben. Al benden de o kadar. Kerem hiçbir şey bilmeyecek. Tamam mı? Yok yok tabii canım, bilmeyecek. O şimdi gelir mantıklı tavrıyla böyle gıcık gıcık. Aman abartmayın der, benim sinirlerimi oynatır. Sonra gidip daha fazla üzülmesin diye Aslı'ya yetiştirecek anında. Kerem hiçbir şey duymayacak, bilmeyecek. Kesin. Selamun aleyküm Ali. Ufacık Ali'leri nereye gitti? Sorma, sorma Kerem, sorma. Bizim Aliş'i kaçırmışlar. Ne? Kaçırdılar, evet. Aliş'im ne yapacak o yaban ellerde yalnız anasız babasız? Aliş ya, Aliş. Nerede be? Ne yer, ne içer? Ey Allah! Niye bana bu acıyı verdin sen be? Kuklamaya doyamadan aldılar çocuğumuzu elimizde. Hangi şerefsiz yaptıysa gün yüzü görmesin inşallah. Şişt, abartma, ucu bize dokunur. Abarttın mı? İyi biraz. Var bunların? Cenaze evinde gibiler bu gece. Aliş'i kaçırmışlar baba. İki aile de perişan. Yavrum. Ah. Vay Adiler vay. El kadar bebeden ne isterler ya?
Şimdi bak. Bu bizim bebeğimiz. Zahmetle bizim yani şey yaptı. Bebeğimiz, Aliş bebeği. Kaçırdılar bunu. Eğer görürsen, duyarsan hemen bana bildir. Altında numaram yazıyor. E-mailim de var. Yani eğer görürsen bize söyle, biz anında indiririz adamı. Şiddete gerek yok Zarif'im. Yani bu memleketin polisi var, zabıtası var. Hadi bir anahtarımı kaybetmedim ben. Bebeğimi kaybettim. Duygusuz adam. Kardeşim bak abi. İnternette kampanya başlattın değil mi Şahin? Başlatmaz olur mu? Ben de o işi merak etmiyorum sen. Konuşmayın, konuşmayın. Hadi arka mahalleye dal. Bebeğimiz kayıp. Allah rızası için gören, duyan varsa haber etsin. Aliş bebeği bulana bir hafta boyunca taksi bedava. Allah rızası için yardım edin. Canım benim, sen çok tatlısın be. Vallahi çok tatlısın. Aman da güzellerin güzeliymiş oğlum. Maşallah, maşallah. Ne güzel bir bebek. Bu eti yerine ne nereden düşmüş ki? Neyse, Allah kaderiyle yaşatsın inşallah. Vallahi çok güzelsin de. Ay, ay çok kötüyüm. Ay, ay çok kötüyüm. Ay, ay, ay bayılacağım şimdi. Ne oldu? Ay. Ne oluyor kızım? Ay teyzem. Teyzem bende kalp ver. Allah rızası için bir bardak su ver. Gel içeri. Gel. Geç şöyle otur kızım. Getir. Ambulans çağırayım mı? Yok yok. Arama. Sen bana bir bardak su getir. Ben bir ilaç alayım. 2 dakika dinlenir kendime gelirim teyzeciğim. Hadi. Tamam. Tamam. Getireyim yavrum. Getiriyorum. Getirdim kızım suyunu. Aa, neredesin? Aa, bebek yok. Ay, Allah cezanı vermesin. Çocuğu kaçırdılar, hırsızlar. Ay, ben ne yapacağım şimdi? Bendeki kendi ilanları bitti. Benimkilerden fotokopi çektin. Annem sonra Hikmet amcaya öder. Fotokopi çektirmeden önce döner mi yesek? Ben çok acıktım ya. İnanmıyorum Isık. Ayış, aç, susuz. Bilmediğimiz yerlerde ağlıyor. Senin düşündüğüne bak. Döner mi düşünüyorsun? Nereden biliyorsun? Belki kaçıranlara bakıyordur. Sen git zıkkınma. Ben ilan dağıtmaya devam edeceğim. Ben de senin kadar üzgünüm. Bir an karnım acıkmış olabilir. Söz veriyorum. Aliş bulanına kadar yemek yemeyeceğim. Ya kadın delirdin mi sen ha? Bebek kaçırmak da ne demek? Beni o evi gözledim Hamza. Getirip o cadaloz karıya teslim ettiler çocuğu. O kadın nasıl bakar bu çocuğa? Ya biz mi bakacağız ha? He? Kendi kendimize sor bakıyoruz. Küçük bebeği nasıl besleyeceğiz biz? Besleriz. Ben yemem ona yediririm. Hem çocuğumuz olsun diye Allah'a dua edip bir mucize beklemiyor muyduk? Al işte sana mucize. Allah aşkına Hamza. Şu tatlılığa bak. Melek gibi. Kucağıma aldığımdan beri sesini çıkarmadı. Ağlamadı bile. Bu bebek bize gönderildi. Bak şuna. Bak kendince sarıldı sana. Al bak kucağına. Ne de sevimliymiş ya kerata. Ne olur Hamza. Çıkıyorum ben. Nereye Hamza? Ya mamadır, süttür, bezdir bir şeyler alayım. Şimdi ağlar mağlar konu komşu uyanır. Tamam, tamam. Oğluşum, meleğim benim. Oh. Abi. Evet. Hadi be, bir hazırlanamadın. Geldim ben, geldim. Sanki ev kadar Aliş kalkıp Edirne'ye gidecek. Aa, hepimiz çok özledik be Aliş abi. 3 gün oldu, dile kolay. Göre de her gün Aliş'i kucağınızda gezdirdiniz sanacak. Allah canımı alsın. Zarife karısını günahım kadar sevmem ama... Ay kız, o halini görünce içim kıyıldı be. Eyvallah, ben de biraz üzüldüm. Biraz da abinize üzülsenize. Ben görmedim yavrumu. O kadın göstermedi bize. Benim içim kıyılmaz mı? Bırak, biraz üzülsün. Doğru söylersin. Dilsizin hakkından imansız gelir.
Yani şimdi imansız ben mi olurum? Yok. Teyze ara. Merhaba teyze. Biz de şimdi sana gelirdik ha. Ha, tamam tamam yavaş konuş. Tamam. Bağırma be kadın. Bağırma derim sana. Ne? Ali'yi mi kaçırdı lan? Ne? Ali'yi kaçırmışlar. Ali'yi mi kaçırmışlar? Ali'yi yavrum demeyim. Yüzünü bir göreyim. Ondan sonra da öleyim. Yüzümü yüzüne süreyim. Buna ne oldu be? Kaç gündür sesi çıkmıyordu. Şimdi mi anladı çocuğunun kaybolduğunu? Abi, abi, abiciğim toparla kendini kız biraz. Zarife karısı anlayacak ki tepereyi. Abi yapma, üç gün önce de kayıptı Aliş. Vallahi bu Zarife canısı anlarsa bebeği bir daha bize göstermez abi. Ay. Abi. Abiciğim. Emin. Aa, baba. Emin, Emin. Abiciğim, abiciğim. Kız. Kaşları kare. Aman, aman. Ah be Emin'im. Ben senin hakkını yemişim. Ben seni öküz sanırdım. Meğer sen duygusal bir Yunus'muşsun. Emin. Evimin direği. Hadi. Hadi koca. Kalk. Emin. Emin. Koca. Zarife. Sen bana koca mı dedin? Hala kocamsın. Zarife. Ben pek anlayamam. Şimdi ben uyar mıyım, kocan mıyım? Uyar donun tekisin ama kocamsın. Anladım ki seversin oğlunu. E sevmez olur muyum be? Biz ne babalar gördük be Emin. Herkes baba olur ama evladını iyi sevmez. Bak, onları buluruz. Sonra da Allah analı babalı büyütür inşallah. İnşallah. Eğer ki Aliş'i bulursak... Beni affeder misin? Ele bir çocuğumuzu bulalım. Bakarız be Emin. İnşallah buluruz ama... ...oğları benim yüzümden kaçırıldığını öğrenirse... ...affetmek de kelime. Kesin keser beni bu gacı. Neyse ya. Çocuk bulursun da gerisi mühim değil. Esasına bakarsan gerisi de mühim aslında ama... ...işte... Kayıp aranıyor. Bebek Aliş. Lan bu çocuğun ailesi zengin galiba. Hadi Aliş, yırttın yine. Anana kavuşuyorsun yavrum. Ağlama ne olur, ben inanıyorum, bulacağız Aliş'i. Ya bulamazsak, ben çok dua ettim ama. Ya kaçıranlar sattıysa Aliş'i? Niye satsınlar ki? Bir sürü kötü insan var dünyada. Allah'ım beni kaçırsınlar, Aliş geri gelsin. O da bebek. Aliş geri gelecek. Yok ya, nereden biliyorsun? Allah'ım beni affet. İpek'in daha fazla üzülmesine dayanamayacağım. Çünkü Aliş gerçekten kaçırılmadı, numaradan kayıp. Ne diyorsun ya? Bak anlatacaklarım, annene söyleme, yemin et. Yemin ederim. Aliş'i dayım kaçırdı. Şimdi bir akrabamızda saklanıyor. Çok iyi yani, vallahi billahi. Oh be, Aliş yaşıyor yani, iyi. Evet, yemin ettim bak, hiç kimseye söylemeyeceksin. Tamam, söylemeyeceğim. Ah, Aliş'im büyüyecekti. Okullara gidecek. Ben onu davullarla, zurnalarla askere gönderecektim be.
Anneciğim yeter bak, tansiyonun düştü. Ne oldu anneme? Tansiyonu düştü kadın. İpek koş, ayranla tuz getir çabuk. İyi olacak mı? Olacak, olacak inşallah. Anne üzülme artık bu kadar. Ayş iyiymiş. Mıstık anlattı. Yemin ederim bak, Ayş iyiymiş. Emin abi yalandan kaçırmış Ayş'i. Ne? Ne dedin sen, ne dedin? Akrabasında saklanıyormuş. Emin. Emin. Yedim ulan seni. Emin! Emin! Ya ben Mustafa söylemeyeceğim diye yemin etmiştim. Günah sayılır mı? Senin yaşın küçük, günahların yazılmaz ama... Allah Emin abinin taksiratını affetsin. Allah! Babam ama almaya gitti. Birazdan döner. Biz sana çok iyi bakacağız. Bak. Bundan sonra senin annenle baban biziz. Tamam mı Murat? Murat değil, Aliş, Aliş. Ailesi her yere bu ilanı asmış, baksana. Murat'ı geri mi vereceğiz Hamza? Belli bir para karşılığında tabii ki geri vereceğiz. Ha, ailesi bu kadar afiş astığına göre epey paralılar galiba. Ne olur geri vermeyelim. O bizim şansımız. Ya cepte para yok. Nasıl geri vermiyorsun ha? Kendimiz zor geçiniyoruz. Ona nasıl bakacağız? O bizim şansımız. 40 yılda bir şans yüzümüze gülmüş. Bir voli vurma imkanı vermiş. Geri çevirecek değiliz. Gel buraya gel. Senin kazıklarını oluyor. Gözlerini oyacağım. Allahsız kitapsız seni. Açıklayacağım ben sana. Ne açıklaması be, ne açıklaması? Ulan ölene kadar iki elim yakan ne olacak? Zarife abla ne oluyor? Zarife ne oldu kız? Ne olacak? Bu Kapçuk Emin'in ailesi bize tiyatro yapmış. Timsak gözyaşları dökmüşler, çocuğumu kaçırmışlar. Usta Zarife yengem ne diyor? Konuş Kapçuk Emin, konuş. Cevap veremezsin değil mi? Bak anlatayım. Ya senin Aliş'imi saklayınca bizden hasretine dayanamadım. Ben onu aldım, kaçırdım. Sonra Ayvansaray'daki akrabalarımı yanına götürdüm. Tamam, çocuğu oradan kaçırmışlar. Bak, o kadar bağırıp çağırdım, bayıldım, ayıldım ki... içim parçalandı benim, içim parçalandı. Ben dedim, Allah'ım olmasın ki böyle ya. Senin dışını da ben parçalayacağım Emin. Sana bir çocuğa sahip çıkamadım be. Yazıklar olsun sana. Nasıl söylemezsin bana? Ne vuruyorsun ya? Benim de daha şimdi haberim oldu. Annem seninle ilgili ne kadar haklıymış. Aslı abla, abim vallahi haberi yoktu ya. O sırada taksiye çıkmıştı. Biz de sana yetiştirir diye söylemedik. Ha, ne dedin sen? Abim taksiye çıkmıştı dedim. Ha, bunu dediğine göre sen her şeyi biliyordun ve bana söylemedin, öyle mi Şahin? Salaksın sen. Her şeyi mahvettin. Yürü kız abla. Asıl suç sende. Aliş'i bizden saklamasaydın bunlar başımıza gelmeyecekti. Bu... Geber! Çocuğu altın zulalar gibi zulaladığın için böyle oldu. Sen daha geberemedin mi be? Siz daha ne olacaksınız ha? Bir anaya bu yapılır mı bir? Siz de benim çektiğim acının 1000 katını çekin derdim ama ben bir anayım ana. Ben de bir babayım be sana be. Bak hala konuşur ana ya bunlar. Lan ben seni, ben seni ne yapayım peki ya? Bir çocuğa sahip kim abi ya? Bir ambulans çağırıp hastaneye gidelim. Belki dikiş mikiş ister ya. Ay, beynim falan gözükmüyor abi. Açılmamış. Aa, iyi o zaman. Abiciğim bana bak. Gözlerini parmağımı takip et. Güzel. 4 kere 9. 39. Değil, 36. Ben bunları normal zamanda da bilemem. Ben ilkokul 2'den ayrıldım be. İyi, tamam. Dikkatli bak. Bu kaç? 5. Değil bak, karıştıracağım iyice. Kaç? 2. Aferin be, turp gibisin, bir şeyin yok. Hadi geçmiş olsun. Telefon çalan. Özel numara arar abi. Aliş için arayın olabilir. Aç bakalım. Alo, kimsin? Alo,
Emin sen misin? Evet. Emin Kapçık benim. Ne var? Oğlun Aliş elimizde. Onu bir daha görmek istiyorsan 50.000 lira topla ve talimatlarımı bekle. Böyle zamanda şaka yapılır mı be? Bak sakın polise filan haber vereyim deme. Oğlunu bir daha asla göremezsin. Abi, ha? Ya adam doğru söylüyorsa? Kızım, etraf manyak dolu. Nerede bileceğiz bunları tiyatro yapmadığını? Ha? Meşal geldi. İçime bir kurt düştü. Ya Emir abi ya, bunlar gerçekten namussuz insanlarmış ya. Bizim gibi garibarı çocuğu kaçırılıp 50.000 lira fidye mi istenir ya? Nerede bulacağız biz parayı? Zenginin çocuğunu kaçırıp 500.000 lira isteseler namuslu adam mı olacaklar yani Aydar? Üf. Ne saçmalıyorsun Havva ya? Belki de adamlar bir gecede 500.000 lira harcıyorlar. Biz 50.000 lirayı nerede bulacağız? Mesele burada yani. Hadi bakalım. Pabuk eller cebe. Benim şurada 1.200 lira var. Biraz da şurada var işte. Hepsini vereceğim. Bende de 1.000 lira var. Benden de bu kadar. Elimden geldiğince. Aman be Meloş abla, zaten sıkıntıdasın. Niye sen öyle yaptın? Ay öyle deme Elmas be. El miyim ben? Ya değilsin de yani. Estağfurullah Meloş. Allah razı olsun. Bir sayın bakalım ne kadar oldu. Kaç oldu be? 8.000. Daha 42.000 lira eksiğimiz var. Bende 25.000 var. İplik Fehmi'nin parası. Yeter ki çocuğun kurtulsun. Tabii canım, tabii. Bu da benim kefen param. Ama torunum için helal olsun. Etti 40.000. Daha 10.000 lira eksiğimiz var. Ne yapacağız? Hasan'a gidelim. Belki o verir. Ya vermezse? Verirse verir, vermezse artıkın düşüneceğiz bir şeyler. Haydi kalk. Hadi. Of. Ben of. Hadi geç. Biz aramızda 40.000 lira topladık. 10.000 lira eksimiz kaldı. Adamlar her türlü kötülüğü yapabilirler çünkü gözlerini karartmışlar. Hepinize büyük geçmiş olsun. Allah düşmanımın başına vermesin. Abi. Abi, avans olarak ver. Öderiz. Hadi be Hasan abi be. Çalıştıkça yemeğimizden kesersin. Karşılıksız bir şey istemiyorlar be Hasan. Bu dükkan dolup dolup boşalıyorsa onların sayesinde değil mi? Farkındayım Meloş, farkındayım. Alaturalar sende kalır be abi. Dokunmayız bize. Vallahi ben bu parayı size vermesine veririm de. E peki ne istesin ya? Bir şey istemiyorum. Bir şey istemiyorum. 5.000'i yevmiyelerinizden keserim ama öbür 5.000'i kesemem. Bu dükkan gecede 10.000 lira kazanmıyor mu? Yazıklar olsun. Bir sahibinin hayatıyla oynamaya değer mi? Değmez Zarife, değmez. 5.000 lirayı keserim ama öbür 5.000 lirayı kendi cebimden veririm diyecektim ama izin vermedin ki. Utandırdın beni. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bizim Zarife ilk defa hayatında utandı. Telefon. Adamlar arıyor. Duyuyorum. İtirsiz numara. Açsana baba. Alo. Alo, parayı topladınız mı? Evet, topladık. Tamam, telefonunu meşgul etme. Bir saat içinde arayıp nereye getireceğini söyleyeceğim. Tamam abi, emir olur tabii abi. Ne dedi? Şey dedim, parayı topladınız mı dedi. Ben de topladık dedim. Bir saat içinde dedi, telefonu meşgul etme. Ben seni arayacağım, parayı nereye götüreceğini söyleyeceğim dedi. İnşallah yavruma kavuşurum, inşallah. Alişimin kaşları kare, aman. Ne zaman arayacaklar bir? Hala aramadılar. Tam 56 dakika oldu arayalı. Yuh. Bana bir ömür gibi geldi. Çinfo Ticaret iyi günler diler. Sağlık Bakanlığı onaylı cinsel güç arttırıcı hapımız Volkan 03 piyasaya çıktı. Bugün özel kampanyamızda
Baba bu ne ya? Vallahi billahi Allah'ım olmasın ki ben adres vermedim. Onlar bir yerde bulmuşlar ararlar. Yoksa benim öyle bir sorunum yok yani. Alo. Telefonun niye meşgul senin ya? Bak polisi filan aradıysan var ya Aliş'i bir daha göremezsin. Vallahi billahi polis falan aramadım. Bir arkadaş bizi aramış. Biz ona mecburiyetle konuştuk. O sırada seni aramışsın. O zaman meşgul çalmış tabii. Bak şimdi parayı Ayvansaray Huzur Sokağı'nın köşesindeki çöp kutusuna getireceksin. Telefonun açık olsun. Sana bırak deyince bırakacaksın. Parayı alır almaz da çocuğunu parkta teslim edeceğiz. Ha bak yalnız başına geleceksin. Eğer ki herhangi bir yanlış yaparsan Aliş'i bir daha göremezsin. Sesini duymak istiyorum de. Sesini duymak isteriz. Konuştur bakayım biraz Aliş'i hadi. Daha konuşamayan çocuğun sesini nasıl duyacaksın be adam? Fotoğrafını çeksin. Fotoğrafını çekip gönder. Ah, terbiyesiz kapattı. Aliş. Tamamdır, saat doğru. Haydi doğru Ayvansaray'a. Kurtar torunumu, getir buraya. Abi, bak oraya yalnız gitme, çok tehlikeli. Ne yapayım be? Adam öyle ister. Yalnız gel dedi. Ya adam kafana vurur, parayı alır çocuğu vermesi. Ya bak o da var ya. Abi, Zarife Aklı hep beraber gidelim. Evet baba, biz de gelelim ya. Olur mu canım böyle ailece fidye vermeye gidilir mi be? Dürü bak abicim, bir çözüm yolu buluruz. Nasıl? Buldum. Otur bakın ne anlatacağım. Şimdi oraya gidiyor. Gel bakalım. Haydi çocuklar. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Başarılar diliyorum. Artık hepiniz görev başına. Hadi kolay gelsin. Hadi herkese kolay gelsin. Öyle gelsin. Neden abartmadın biraz? Sadece o mu? Şu halimize bak ya. Biz kim? Kurtarma operasyonu yapmak kim? Allah'ım yarabbim. Çiçekçi. Abi bilet. Buyurun. Seç abi. İyi günler. Allah bereket versin. Bir simit verir misin? Bayat mı simit? Bayatsa git başka yerden al ya. Kapa mömünü hadi. Buyur abim köfte. Sağ olasın. Haydar bakıyorum. Ciddi satış yapıyorsun. İyi abim kız müşteri var. Ben ne yapayım? Gel abicim kestane abi. Verelim. Sen yeme. Ya hala arayan soran yok. Adam durumdan mı şüphelendi acaba? Bu bizim yapacağımız iş değil. Polise gidecektik. Ya adamlar gitmeyin dedi ya. Hangi fidyeci gelmeden önce polise gidin der Aslı? Allah aşkına ya. Bu bizim becereceğimiz iş değil. Ya parayı alırlarsa giderlerse? Ha? Ya Aliş bebeğe zarar verirlerse? Verirler mi? Verebilirler. Bu böyle olmaz. Ben polise gideceğim. Ben de seninle geliyorum. Tamam, şunu işleme sok. Tamam komiserim. Gel. Komiserim. Hayırdır çocuklar, ne oldu? Sadece ikiniz gelmişsiniz. Daha kalabalık beklerdik sizi. Bu sefer derdimiz başka komiserim. Aliş bebeği kaçıran adamlar aradı. Ne? Ne zaman? Bu sabah komiserim. Niye haber vermediniz daha önce? Adamlar bizi polise gitmeyin diye korkuttu. Biz de Aliş bebeğe zarar gelmesin diye işte. Peki ne istiyorlarmış? 50.000 lira fidye istediler komiserim. Babam fidyenin verileceği yerde bekliyor. Adamlar parayı alınca çocuk parkında teslim edeceklermiş. Annemler de kılık değiştirip olay yerine gitti. Emine abiyi kolluyorlar. Ama bu bizim yapacağımız iş değil komiserim. Yahu koca ailede bir tek ikinizin aklı çalışıyor ha. Polise haber vermemek ne demek? Hadi hadi yürüyün gidiyoruz gidiyoruz. Tamam ekiplere de haber ver. Tamam komiserim. Alo.
Parayı çek kutusuna bırak. Parayı bıraktıktan sonra hemen uzaklaş. Seni izliyoruz. Eğer bir yanlış yaparsan bebeği bir daha göremez. Burası mı olayı? Aha, şurada annemler. Kadın parayı aldı. Gördüm onu, gördüm. Yardımcısı kesin durumu izliyordur. Etrafta bir yerlerdedir Teoman. Amirim, ağacın arkasında elinde bebekle bir şüpheli şahıs var. Hadi alalım Teoman adamı, hadi alalım, koşun. Sen burada bekle, tamam mı? Bekle burada. Hadi Teoman, hadi koşun. Alalım adamı. Barış, dur. Allah kahretsin. Dur Barış. Kaçma, dur. Tamam. Kıvırma Barış. Dur. Dur, kaçma. Dur. Yaklaşmayın bana, kötü şeyler yaptırmayın. Uzaklaşın çabuk. Tamam, sakin ol. Ne istersen yapacağız. Yeter ki şu elindeki bıçağı bırak, hadi. Siz önce karımı bırakın. Hadi. Çocuklar, bırakın karısını. Vallahi komiserim, ben bir şey yapmadım. Zorla yaptırdı bana. Yalan söyleme, sen çalmadın mı bebeği? Tamam, sakin, sakin, sakin. Sakin, sakin çocuklar. Geri çekilin. Çabuk geri çekilin. Çekildik, çekildik, çekildik. Çekildik. Bak, ne istersen yapacağız. Tamam mı? Sen yeter ki şu bıçağı bırak. Hadi. İsteklerim var. Bana bir taksi vereceksiniz ve takip etmeyeceksiniz. Eğer kendimi güvende hissedersem bebeği bırakır ve yerini söylerim. Yoksa vallahi keserim bak. Bak, beni psikopata bağlamayın lan. Tamam, tamam. Olur koçum, olur. Ne istersen yaparız. Sen yeter ki şu elindeki bıçağı bırak. Sen kime kaş göz yapıyorsun komiser ha? Kımıldama, yakarım. Bebeği bırak. Bırak! Tamam memur bey, sıkmayın, bırakıyorum. Bıçağı da at. Tamam. Kimsin lan, yaktım. Dur. Al, al şu serseri. Bırakın lan. Götür şunu. Götürün. Bırak. Komiserim. Komiserim, öpeyim. Dur, durun. Ya, çok teşekkür ederim. Tamam, tamam. Omuz olmak falan yok. Tamam, tamam ya. Kerem. Ayşe kurtardı. Ben bir şey yapmadım ki. Ama dikkat et. Anne ya, ne yapıyorsun ya? Aliç'in hayatını kurtardı. Gene sana yaranamadı. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Kahramansın sen bir. Aliç'imi kurtardığın için sana teşekkür ederim. Sahtekar. Lan devletin polisi dururken sen mi kahraman oluyorsun? Yalancılar sizi. Babası kaçırır, oğlu yakalar. Nankör kadın. Aa, bana baksana sen. Sen benim yeğenime nasıl tokat atarsın? Ne dedin? Bizim mahalle aşağıki mahalle. Sizin mahalle yukarıki mahalle. Bizim mahalle kokucu mahalle. Sizin mahalle yapıştı mahalle. Hadi gidelim karakola merkeze. Hadi gidelim karakola merkeze. Canım istiyor her gece her gece. Canım istiyor her gece her gece. Hapiste gibi gibi ya. Bilmem. Başımıza bela olsun diye mi saldılar mı? Arkadaşlar, Alatralara sahip çıkıp vallahi araç diye alır hepimizden.
Hoş geldiniz dayı bey abicim. Şey pardon, Hilmi bey abicim, aman özür dilerim. Dayı Hilmi bey abicim, hoş geldiniz. Tavşanı kovaladım tepeden tepeden, akşama içeceğim şişeden şişeden. Tavşanı kovaladım tepeden tepeden, akşama içeceğim şişeden şişeden. Civciv çıkacak, kuş çıkacak, dur bakalım bu akşam neler olacak. Civciv çıkacak, kuş çıkacak, dur bakalım bu akşam neler olacak. Cani psikopat araççı olmasını ayırırsak iyi müşteri be. Ben kızlarla soloya çıkıyorum. Siz de psikopatın dikkatini çekmeden toplayın paraları, tamam mı? Hadi. Cümleten geçmiş olsun. Eyvallah. Ya patron, kıyak adam sana. Yemeğimizi vermeye buraya kadar gelmişsin. Helal olsun sana. Bu gece yemeğe yok. Nasıl yok? Ne? Biz bu gece akşamcıların ayrına mı okuduk? Onun gibi bir şey. Dayı Hilmi gitmeden bütün kasayı topladı. Gitti. Tamam patron, tamam ya. Gidenin arkasından ağlanmaz. Ne yapalım? Ya biz aslında normal haracımızı verdik. Ama dayı Hilmi geçmişe dönük haraç diye bir şey uydurunca bizim bütün hasılat gitti. Patroncum geçmiş olsun ama hani biz de bedava çalışacak kadar zengin değiliz yani. Ya siz yine alaturanızı aldınız. Biz ala ala babamı aldık. Şu haline bakın. Tam bir enkaz. Hala kendine gelemedi. Üf tamam be, artık dinleyemeyeceğim. Ne öyle gitti gitti gitti. Tamam Haydar, başımızı gözümüzü sadakası olsun hadi. Hakikaten ya, bu tavuk gibi gıdaklayıp dur yani. Ya patron da bize çok kıya oldu. Kastı. Al baba, hadi baba, hadi gidelim hadi. Hadi tamam, kalk. Hadi, hadi, hadi. Ben askerdeyken evet, belalı bir binbaşı vardı. Herkese dalardı böyle, dalaşırdı herkese. Aa, nerede geldi lan bu şimdi buraya? Emin abi, sen askerliğini komando olarak mı yaptın, ninja olarak mı? Kim o? Hoş geldin abi. Şeref verdim. Buyur abi. Arkadaşlar, hepinizin gördüğü gibi mahallemizin koruyucusu dayı Hilmi aramıza döndü. Şöyle gür sesinizden hoş geldin diyeyim bakalım. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş buldum arkadaşlar. Evet. Siz değerli arkadaşlarımın rahat çalışması ve kazancına kazanç katması için evet, naçizane katkılarım olmuştu. Evet. Ve bundan sonra da olmaya devam edecek. Evet. Ne zaman başınız sıkışsa benden yardım isteyeceksiniz. Evet. Ben de bu yardımlarımdan ötürü sizlerden katkı payı alacağım. Evet. Ne katkısı, neyin payı be? Haraç vereceksiniz! Ulan sus işte, ver aracını kurtar canını. Ben kimseye haraç falan vermem. Ben bu yaşa da haraç vermedim, bundan sonra da vermem. Abi o mahallenin yerisi ya. Başka itirazı olan var mı lan? Evet, ay yok. Tamam. Şimdi sohbetinize devam edebilirsiniz. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Ayacıklarıma kara sular indi vallahi. Elde ne var? İç. 5 kuruş bile para kazanamadık yine. Al bende de o kadar. Vallahi ben de hiç içecek bir şey satamadım ha. Sızlanmayın be. Duydunuz mu? Bu şerefsiz İlmi Aysı mahalleye dadanmış.
Gacılardan da araç alacak mıymış? Duyan bilen var mı? Vallahi ben bilmiyorum ama şahsım adına o beş kuruş para vermeme amca ne yalansın. O herifçioğlu elinde bıçak yolumuzu kesse nasıl vermem dersin bir anacığım. Ay nereden çıktı bu herif ya? Nereden çıktı bilmem. Ama bir baba yiğit çıkıp da onu çıktığı yere sokmazsa işimiz zor. İlk defa doğru bir şey söyledi. Boş konuşur. Kerem çok güzelmiş. Sen bir de içine baksana. Çok güzel. Baksana. Senin resimli kolyen de sende herhalde. Aa nerede? Burada. Sen niye takmadın? Ya benim gibi delikanlı adama yakışmıyor hayatım. Anlatabiliyor muyum ya? Ya aşkım. Hadi sen. Tak sevdiceğim tak. Zaten bu annenin inadı olduğu sürece ancak resmine bakarım ben senin. Öyle deme aşkım ya. Annem de kötülüğümü istemiyor ki. Benim zengin biriyle evlenip rahat etmemi istiyor. Hem annem anlayacak senden vazgeçmeyeceğimi. Doğru yola gelecek. Beni sana verecek. Hissedebiliyorum. Kerem'im. Hacım. Ey Allah'ım, ey Allah'ım. Sen beni şu dayı ilime denen sülükten... Bir de şu bitli Kerem'den koru ya Rabbim. Yapıştı kızıma bir. Alo? Kim? Anacığım, anacığım nasılsın? Ah nasıl özledim, nasıl özledim, nasıl özledim? Nasılsın? Nasıl olalım? Zenginiz işte. Ne kadar kötü olabiliriz ki? Maşallah, maşallah. Nazar etmeyeyim ne olur? Çalışayım benim de olur. Zarife, bak ne diyeceğim sana. Benim oğla Tarık, doğup büyüdüğü mahalleyi çok merak ediyor. Yok oraları sadece fotoğrafları görmüşmüş. Yok birazcık oralarda yaşaması lazımmışmış. Yani adayacak bir haftalığında biz oraya geliyoruz. Gelin anacığım, gelin. Bizim evimiz sizin eviniz. Sizin eviniz bizim evimiz. Alırız bir. Biz sizi havaalanından alırız. Sen iste. Gelir Almanya'dan alırım bir. Canım benim. Ah 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 canım halam benim. Alo. Alo. Kapattı gülgüsüz galiba. Zenginmişmiş. Sümüklü kırı oğlunu da getiriyor. Tarık. Tarık. Tarık, zengin Tarık. Abi biz bunları beşik şeyi etmiştik küçükken. Zarife, seri kızın beşiğini biz aldık. Artık ikisi beşik erti ya, ona göre. Ulan çulsuz kaç. Ben güzeller güzeli kızımı senin fakir oğluna verir miyim hiç be? Aman neyse, bir şey bedavaya getirdin Zarife. Gülümsemeye devam et. Yavrum Tarık, zengin olmuş da yuvasına mı dönüyormuş? Aslanım benim bir, aslan damadım benim. Gel, 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 gel bize. Bunlar ne be? Ne yapıyorsun? Bunlar senin için yazdığım şiirler. Bak bu da sonuncusu. Cinderella'nın arabası 12'den sonra olur bal kabağı. Benim sultaniyem bal kabağından bile tatlı. Kabak tadı verdiğini biliyorum ama senin için iniliyor. Şahin denen bu kabak kemane. Canım sen bu şiiri bana mı yazdın yoksa kabağa mı? Ha? Yani tamam o zaman diğerlerini dinlemene bile gerek yok. Bas üzerine geç. Onurdur benim için. Bu arada Şahin Bey, o küçücük mıstık bile İpek üzülmesin diye tuttu söyledi Aliş'in kaçırıldığını da sen bana hiçbir şey söylemedin. Demek ki benim üzülmem senin için hiçbir şey ifade etmiyor. Olur mu öyle şey ya? Ben sır diye delikanlılık davasına bir şey demedim.
Yoksa sana söylemeyen dilim eşek... Tamam tamam, o eşekler ne yaparsa yapsın. Ben onu bilmem de sen benim için bittin Şahin, bittin. Bu arada şu kağıtları da topla, bunlar için ağaç kesiliyor. Duyarsız kereste. Ulan seviyorum seni. Ne yapıp edip affettireceğim sana kendimi. Göreceksin, bitmedi bu. Haftaya iki katını isterim ona göre. Vay! Sinek kaydı mermer. Bak gördün mü? Dayak berbere yaramış. Paraları ütülemiş la üşenmeden. Aferin berber. Hep böyle devam et tamam. Haftaya görüşürüz. Kız, İlmaz. Ne? O çiçeklerin yaprakları buraya dökülmesin. Anacığım onlar kolay, onlar hallederiz de senin ağzından dökülen çamuru ne yapacağız Zarife? Bana bakın. Bundan sonra mahalle ortasında gacı kavgası, ağız dalaşı yasak. Ben bu mahalleye huzur getirmeye geldim. Yoksa bunca ahali bana bu haraçları niye veriyor he? Yazık değil mi? Kesinlikle. Doğru. Siz? Siz niye aracınızı vermiyorsunuz? Siz bu mahalleden istifade etmiyor musunuz? Etmez olur muyuz abicim? Ederiz tabii. Ne kadar da borcumuz acaba? Siz çiçek işi, bohça işi yapıyorsunuz. Yani seyyar esnaf sayılırsınız. Buna göre de... Neyse abicim siz o hesap kitap işlerini şey yapmayın da... Şu ablamı... Şu da benim. Güle güle harcayın iyi günlerde. Sen? Sen niye vermiyorsun? Ben camdan bakıyorum. Uzayda değilsin ya mübarek. Sen de camdan bakma parası vereceksin. O da mı parayla? Ne? Tabii parayla. Zaten bunları bize sen vermiştin dün. Gir içeri. Hayırlı araçlar. Emin abi, Emin abi. Emin abi, dayı İlmi haraç toplaya toplaya buraya doğru geliyor. Yok be. Şişt, nereye gidiyorsunuz be? İki orta müsaade, bana da acilen müsaade. Senin de Allah cezanı versin değil mi? Bu takırtı ne be? Dişlerimmiş. O da ne? Bu ıslaklık ne? Yok canım, o kadar da değil. Gözünüzü dört açın. Kuş uçsa haberimiz olacak. Erkendir abi. Dayıya bir çay, düble araçlı olsun. Tamam, baş üstüne, baş üstüne. Kestanıza beni! Lan ya bırakın, nereye götürüyorsunuz? Çık bak şunlara, ne oluyor? Geçir ya! Ne oluyor lan burada? Abi, bu tombalacı kaç günden beri haraç vermemek için kaçıyor. Dayıya götürelim de hesabını versin bunu. Az dur, götürürüz. Dayı palavracı yeminle dalgasını geçsin biraz. Ama bu arada Yunus'un hesabını kapatalım. Buyur abi. Eyvallah Emin. Eyvallah. Aferin Emin. Vazifemiz abi. Sen bizi nasıl korursan biz de bunun katkı payını sana takdim edeceğiz tabii.
buradan ya. Ne olacağı var mı ya? Baksana Emin abi aşağı etmiş bunu aşağı. Ne diyorsun lan sen dangoz? Be kedi kedime konuşuyor bak pardon ya. Ustam artık nasıl vurduysa bu ilmiye herif böyle topaç gibi döndü döndü. Aa buradan maraz oldu işte lan daha ne? Karışma. Hadi toparlayalım dayı. Ustama bak be. Helal be. Helal be. Valla Emir abime bak ya. Adamı paspas etti girişe. Paspas. Helal olsun Emir abi. Bravo Emir abi. Ben bittim be. Bittim ha. Emir abi tebrik ederim. Emir abi tebrik ederiz. Emir abi. Ne oldu be? Ben çok güveniyorum Mustafa. Sen de çok güzelsin be oğlum. Bir de bana oğlum demesen mükemmel erkek arkadaş sen olurdun herhalde. Benden hiçbir şey saklamıyorsun. Hep böyle devam et olur mu? Olur. Ah ah. Bittim be bittim. Mahvoldum ya. Ah ah. Of. Güzel Silbi ip yalap çalap. İp yalap çalap. Başla. Yine ne oldu anne? Almanya'dan çok önemli misafirler geliyor bir. VIP. Bak iyi silinmedi o. Ana hayırdır? Yine kölelerini salmışsın eve. Kız, Tarık geliyor. Tarık. Kim? Almanya'dan zengin beşik kertmen geliyor. Ne kerti be? Biz sizi küçükken kertmiştik. Aslı, sana zengin koca buldum be. Almanya'ya yerleşirsin. Bizi de alırsın. Kafoflarda dolaşırız. Ay ne diyorsun anne ya? Hem sen kurtulursun hem biz kurtuluruz bey. İhli bedih diyorum. Of anne of. Ay her şeyi of diyorsun bey. Hadi kız. Geçici hafıza kaybı var. Bayılmadan önceki birkaç saatini hatırlamıyor. Kim aldı lan benim aklımı? Ha? Söyleyin kim? Dayı senden son Emin'le kahvesinde baş başaydın. Palavracı Emin mi? Evet, dayı palavracı Emin. Biz o sırada Yunus'un haracını tahsil ediyorduk. Bir de mahallelinin dediğine göre... Mahallelinin dediğine göre ne demek? He? Emin seni hacamat etmiş dayı. Palavracı Emin. Karısından dayak yiyen ezik zurnacı Emin ha? Oğlum söylesenize o mu hacamat etti beni? Adam eski boksörmüş diyorlar dayı. Ummadık taş geldi başımızı yerdi. Ulan içine tüküreyim ben böyle kaderim be. Neyse, yapacak bir şey yok. Bükemediğimiz bileği öpeceğiz. Yürü Refik. Emi Bey ne yapıyorsunuz? Çekil doktor, çekil. Emi Bey. Aslı. Aşkım ne oldu? Acil gel dedin bana. Neden ağlıyorsun anlatsana. Bizim halaoğlu Tarık, Almanya'da zengin olan sonradan görme. Buraya geliyormuş, benim beşik kertmenmiş. Nedir benim bu bahtsızlığım anlamıyorum. Aslı, beşik kerttiği mi? Deli ananın işleri işte ya. Anneme deli deme. Ne yapacağız biz şimdi ya? Kaçacağız Aslı, ne yapacağız? Ne? Tarık geldi. Madem evleneceğiz diye tutturdu. Ne yapacağız? Vereceğiz mi seni? İş oraya varırsa kaçacağız Aslı. Ben senden hayatta vazgeçmem Aslı. Ben de senden vazgeçmem. Güven bana. Sakın korkma tamam mı? Gidiyoruz Sevciğim. Bitti bu iş. Seni 2015 anasını satayım ya. Ne beşik kertmesi ya? Kerem. O herif beni kesin öldürür. Aynı bu gömlek gibi valizin içine tıkar. Al işten aşağı cumburlop atar. Ondan sonra da beni kimse bulamaz. Ruhu duymaz kimsenin. Aa Emin. He. Nedir bu bavul bir yere gidersin? Dur neye gideriz baba? Onun için valizi hazırlarım ben. Ne olur ne olmaz. İnşallah bir Avrupa turnesi olur da ben de ölmeden önce Edirne'ciğime bir görüveririm. Tamam baba tamam. Çünkü olur iyi olur iyi olur ha. Dayı Sultaniye yazdım son eseri bir dinlesene ya. Ha, Sultaniye ah Sultaniye. Bahse gir benimle res çektim sana kalbimle. Ah bir görsen şu eli Sultaniye. Hayatında kazanacağım en büyük ikramiye. Nasıl olmuş dayı? Çok güzel olmuş, çok güzel. Sen bunda bir şarkı yap. Patlar bu kesin, patlar. Hadi, hadi tabii tabii. Vallahi dayı. Çok güzel olmuş, hadi.
sonra da gelir mezarımın başında bunu okursun. Ay! Önümü patlattınız be. Hayırdır abicim, nereye? Yok bir şey, yok bir şey. Beni merak etmeyin. Abicim, elinde bavulla nereye gidersin? Ben gittiğim yerde size mektup yazacağım, tamam mı? Hadi, aklınızı helal edin. Nasıl merak etmeyelim abicim, ne oldu? Benim gittiğim yeri bilmemeniz ailemiz adına hayırlı olacak. Hadi, aklınızı helal edin. Hadi, ya helal ederiz de. Allah helal olsun da. Allah Allah. Nereye gitti be? Ne bileyim, hadi yürü, gir, gir. Bir de bunca zamandır ustamla dalga geçerdiniz siz. Bak adam hepinizin böyle tırstığı ilmiği kapının önüne alı gibi serdi. Bunca zamandır adamı makaraya aldık. Anlattığı her şey doğruymuş. Meğer salağa yatarmış. Ne sandınız be? Benim Evil abi vicdanlıdır. O yüzden size kıyamadığı için. Var ya o gerçek çaydır. Sallama çay değildir. Vallahi verilmiş sadakamız varmış. Ustam geldi. Dikkat! Evil abi gelir. Ayvallah be. Ne oluyor be? Yok bir şey be abi. Gözünün yağını yiyeyim. Çoluğun çocuğum var benim. İyi. Allah bağışlasın. Sağ ol. Öyle iyi bir abi. Ne olur be? Düğün değil bayram değil elimi öpersin. Ustam mübarek eldir. İçimden geldi öpeyim dedim. Ha iyi ettin. Şşt, sen gelsene biraz bana. Gel buyur bakayım. Buyur Emine abi. Sen de işine bak. Hayırdır Emine abi? Bir kabahati bir filan mı gördün? Şimdi ben evet bir iş seyahatine çıkarım. Evet. Dükkanı sana emanet edeceğim. Evet. Telefon edeceğim sana. Evet. Sen bana arasına sipariş göndereceksin. Evet. Evet de sen nereye gidersin yani? Karıştırma seni orada. Karıştırma. Tamam. Hadi eyvallah. Hadi. Emin! Eşhedü. Sen gelmezsen biz geliriz. Yalvarsam son defa Ali'cimin yüzünü görmeme izin verir mi acaba? Yiğit adammışsın Vesselam. Ne demişler? Ummadığın taş baş yararmış. Benim gibi baba yiğidi indirmek kolay değil. Hastanede hekimler söyledi. Tıbben aklımı almışsın. Artık bu mahalle senin. Nedir bu dayı ilmi be? Bir hata ettim. Husumeti uzatmayalım. Ne demişler? Bükemediğin bileği öpeceksin. Oğlum Emin, sen değil misin be? Ama sakın bozultuya verme. Aferin lan Ergelim. Baştan yola gelirsin diye düşündüm ama sen eceli gelen köpek gibi cami duvara işin. Emin. Hadi bakalım. Yürü. Yürü. Yürü hadi bakalım. Ense tıraşını göreceğim. Hadi. Hadi yürü. Hadi yürü. Hadi. Hadi. Yürü. Hadi. Yürü. Gel abi. Gel. Bir daha gelmeyin lan mahalle. Gelmeyin lan bir daha bu mahalle. Evin, evin, bizim evin. Evin. Yürü be, yürü be. Yürü be, ne büyük evini. Evin baba, evin baba. Evin baba sen bizim 9-8. Her şeyi bizim. Evin baba sen bizim. Her şeyi bizim. Evin baba sen bizim. Her şeyi bizim. Emin baba sen bizim, her şeyimizsin. 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 Yavaş bir, çocuğu uyandıracaksınız. Aydan,
Ne oluyor kız? Abim tepenize çıkmış. Ebi babayı arş-ı aleme çıkarsak azdır. Çünkü az önce kendisi kuşaktan kuşağa, nesilden nesile yayılacak olan en büyük roman destanına imza atmış adamdır. Ne destanı ya? Emin babanın kahvede hacamet ettiği dayı ilmi, yeğen ilmi oldu. Emin babanın elini öpüp eteklerine sarıldı. Ben ettim sen etme diye yalvardı, yerlerde uzattı. Usta Mirmin'in ensiye bir koydu. Adamlar arkalarına bakmadan kaçtı birader. Hadi be. Hadi be. İster iner, ister inerme. Evi baba sen bizim her şeyimizsin. Evi baba sen bizim her şeyimizsin. Her şeyimizsin. Çocuğumu yanacaklar. Gidelim ben aşağı. Tamam arkadaşlar, şimdi Ebi Baba süperver olabilir, çok kuvvetli bir adam olabilir, enerjisi hiç tükenmeyebilir ama kendisinde istirahate ihtiyacı vardır. Hadi şimdi dağılın, Ebi Baba hepinizi sonradan teker teker öpecek yani. Sana bir kasa karışık meyve yaptım Ebi Baba. Meyve ha? Tamam, içeriye bırak bakalım. Hadi. Baba, ben de sana 3 kilo büftek, 3 kilo bonfile hazır ettim. Pırzola yok mu lan? Bunları bırakayım. Diğerini de hemen ayarlar. Enerjiye ihtiyacın var senin. Geç. Usta, biz gidiyoruz. Sen biraz dinlen, tamam mı? Tamam, hadi. 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 Emin baba. İyi istirahatler Emin baba. Kendine dikkat et Emin baba. İyi ki gece uyurken bu beni kesmemiş be. Sinsi meğer ne kuvvetliymiş. Alın beni içeri. Girdim. Eminim. Aman ne de güzel yürürmüş. Afiyet olsun dayı. Bir emrin var mı dayı? İçim sıkılıyor Refik. İç sıkıntısına bir ilacın var mı? Dayı, Şükran'ın kızlarından bir tane çağıralım. Öyle değil Refik. Bu Emin denen soysuz. Mahallenin önünde bizi it... Artık yıllardır bana nasıl kinlendiyse... bir seferde hepsini kustu şerefsiz. Ama bak göreceksin. Bu herif böyle kalmayacak. Alacak makineyi. Gelip basacak yazıhaneyi. Verecek mermiyi hepimize. Yer misin, yemez misin? Allah korusun dayı. Yok, bu böyle olmayacak. En iyisi uzak durmak. Bir süre gözüne gözükmeyelim. Al babacığım. Sağ olasın. Bizim halkımız Kadir Şiras'tır. Kahramanların değerini bilir. Yalakalık yapma be, yalakalık yapma. Yalakalık değil baba ya, örmet, örmet. Şimdi çocuklar, ben aslında dayı ilmi nasıl denildiğimi anlatmak isterim ama... Uçan tekme mi attın dayı? Uçan tekme mi bilmem ama ilmiye bir kodu, ilmi uzaya kadar gitti ha. Ay vallahi abicim bravo sana, helal. Ya İlmaz ne yaparsın sen ya? Emin baba burada kahramanlıklarını anlatır, sen telefonla oynarsın. Bırak şu telefonu. Ya Aydan tamam, ben de ona bakıyorum. Hı. Abicim, kız, sayende hepimiz fenomen olduk ha. Biz mi? Bir topir olmuşuz. O ne be? O ne be? Ay ne kadar cahilsiniz be, hiçbir şey bilmiyorsunuz ha. Yani roman camiası oturmuş, işini gücünü bırakmış, senden konuşur be abim. Neden ha? tabii. Ne yazar bakalım, oku bakalım. Bak, bak, Emin baba. Klarneti ağlatır, şerefsizi illetir. Vay. Evet, aynen öyle ya. Bak, Emin baba sen bizim her şeyimizsin yazmışlar. Var bir sürü böyle güzel güzel şeyler. Çok güzel şeyler. Kız, şşt, ama ver bakalım şuradan biraz daha et be. İştahım açıldı ha. Tabii abicim. Kerem sen niye hiç yiyemezsin be çocuk? Niye hiç ben anlatırım böyle babadan gurur duymaz mısın? Estağfurullah baba, o ne demek? Aklım Aslı'ya takıldı yine ya. Aklına takıldı. Ne, nasıl takıldı yani? Aslı'nın beşik kertmesi varmış. O geliyormuş. Deli Zerife'nin işleri işte. Cümleyi sen tamamla. Ne? Beşik kertmesi mi? Lan bu mahallede ancak raconu ben keserim be. Benim dediğim olur. Sakin ol İbi baba ya, sakin ol. Olamam be. Niçin sakin olacağım? Burada bir tanecik oğlum var. Onu üzemem ben, tamam mı?
Allah Allah. Şimdi gideceğim karşı eve, konuşacağım o tanzimeyle. Diyeceğim ki, senin kızını ben oğluma alacağım diyeceğim. O kadar diyeceğim. Anladın mı diyeceğim. Helal olsun be baba. Allah razı olsun babam. Tabii canım. İmi'nin dedesi namlı bir kabadayıymış. Biliyor muydun Zarife? Yoo, bilmiyorum. Ben sana anlatayım. Memleket işgal altında. İngiliz zabitlerin gittiği bir meyhane var. İyi. Orayı basıyor, hepsini alaşağı ediyor. Sonra kızını alamıyor, çekiyor saldırmayı. Hepsinin alnına ay yıldız çiziyor. İyi. Sonra defolun, gidin memleketten ulan diyor. Aa, vallahi olur mu olur? Emine abim demek ki kuvvet dedesinden geliyormuş anne. Dedesi de kahramanmış be. Emin gençliğinde büyük kabadayıymış. Bir kıza sevdalanmış diyorlar. Kıza bir şey olmasın, benim yerime o yanmasın diye yüzüne estetik ameliyatı yaptırmış. Sonra da bu alemden elini ayağını çekmiş diyorlar. Şerbetliymiş kız, şerbetli. Bizim bir akraba dedi ki 6 aylıkken yürümüş. 9 aylıkken de konuşmuş. En sevdiği oyuncak da tespihmiş. 18 yaşında mahallede bir çocuk arabanın altında kalmış. Çekici de gelmemiş. Emin arabayı tek başına kaldırmış, çocuğu da altından çıkarmış. Şoförü de tesbihi vura vura bayıltmış. Ben bu adamı oklavayla kovaladım. Kafasından aşağı sular döktüm. Meğer adam bir fiske vursa ben yerleri yapışırmışım. Ana ben ne ettim kız Meloş? Bil istedim. Akşam şerifleriniz hayırlı olsun gacılar. Sizin de. Hayırlı akşamlar Emin abi. Zarife! Aç kapıyı. Zarife! Aman. Aç kapıyı derim. Oh. Durmak mısın? Yandık. Yandık anam, yandık. Dur, dur, dur. Ay. Ey Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. Zarife! Anne! Ne yapacağız kız? Ne bileyim ben be. Ne demek ne bileyim anne? Kapıdaki senin kocan ya. Benim kocam pısırık Emin'di. Buna baksana. Ali Kıran baş kesen oldu be. Sultaniye. He? Aç kız. Ay ana ben açmasam. Kız abla sen aç. Hemen çok seni sever. Ay göreceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kim o? Kim olacak lan? Deli Emin. Hoş geldin Emin abi. Hoş bulduk kızım. Bak baba. Zarife, niçin erini kapıda bekletirsin? Emin Bey, bağırmayın. Bak, Sabi korktu. Ağlatacaksın tohumunu. O korkmaz. O sadece benim gibi isyan eder. Hey bayavrum, hey. Şu bakışlara bak. Şu duruşlara bak. Yamansın be Ali. Aynı sen. Ök demiş, burnundan düşmüşüm. Kız, al kardeşini götür öbür odada uyut. Benim ananla konuşacaklarım var. Haydi. Tabii derhal Emin abi. Haydi Naş. Zarife, ver bakayım şu bıçağı. Ne yapacaksın? Bu ara çok adam dövdüm. Şimdi ellerim nasırlandı. Nasırları kazıyacağım. Elimden alma. Aramız bozulmasın. Sen ne istedin de biz vermedik Zarife? Hiç. O zaman devleti niçin araya sokarsın? Bu
nafaka meselesinden vazgeçeceksin, tamam mı? Tamam. Ben zaten istemedim. Avukatlar dedi. Şeytan. Eminim şeytan. Aklıma girdi. Ben dedim avukatlara benim elim iyidir. Ne desem verir, böyle aktır. Ama dinlemediler. Bir de benim kulağıma bu beşik kertmesi meselesi çalındı. Nedir bu beşik kertmesi? Bu zamanda beşik kertmesi mi var canım? Geçti o devirler artık. Güzel. Bu kız Kerem'i sever. Kerem de bunu sever. Artık bunlar evlenecekler. Ne oldu Zarife? Birdenbire böyle kal geldi. Bir durumu var yani. Ha? Yok, sevindim de. Ondan öyle birden. Yalnız biz bu kız istemelerden sıkıldık. Şimdi siz Kerem'i istemeye geleceksiniz bize. Ay, aklınla bin yaşayasın. Hep televizyonlarda görürüz. Artık devir değişti. Kızlar gidiyorlar, oğlanlara evlenme teklif ediyorlar değil mi Aslı? Akıllı adam işte, hemen buldu. Oldu bu iş. Çok teşekkür ederim. Ay. Öyle labalelikten hoşlanmam. Ne yapışırsın adama? Öp elini baban. Merhudar ol yavrum. Ben giderim. Masada kim oturuyor biliyor musun? Onun oturacağı masaya oturmaya kim cesaret edebilir ulan? Nasıl izin veriyorsunuz? Emin abi oturuyor baba. İzin mezin istediği de yok zaten. Kahvede dayı Hilmi'nin pekmezini akıtmış. Garsonlar bile senden benden daha fazla hürmet gösteriyorlar adama. Gırnatacı Hilmi burada şimdi razon kesiyor ha? Gırnata diye dayı Hilmi'yi öttürmüş baba. O kadar havası olacak tabii. O kadar zamandır ittik kattık herifi. Şimdi intikamını alacak tabii. Yürü. Hoş geldiniz Emin Bey. Ebi Bey değil, Ebi Baba, baba. Hoş geldiniz Baba Emin Bey. Hasan, ben buralara yıllardır gelir giderim. İlk defa bana hoş geldiniz dedin ha. Arkada mısın? Aman efendim, siz bu akşam bizim misafirimizsiniz. Daha önceden ırgatındık, öyle mi? Estağfurullah Emin abi. Şey baba, bir emriniz, arzınız var mı babacığım? Herkes ne alırsa ben de ondan alacağım. Buyurun baba Emin Bey. İdare eder baba. Ben bizim Kerem'i evlendireceğim ya. Bu katkı parası kıyak oldu. Hadi bakalım şimdi naş. Cemre, insan oturduğu masanın hakkını verir bir. Abici mahalleyi kurtardı ve üstüne bir de para mı verecek? Elmas,
abinle konuşsana kız. Nafaka istemiyorum. Kızımı da verdim. Hala niye bana öyle yiyecek gibi bakıyor? Kız, Zarife. Ben konuştum abiciğimle, bana dedi ki... O dedi Zarife karısı bana çok çektirdi dedi. Ya şimdi dedi ben onun dedi suyuna giderim dedi. Yani dedi oğlum bir evlensin dedi. O başından aşağı döktüğü suların hesabını verecek dedi. Hiç affetmemişti beni. Ben giden kendimi affettiririm bir. Affetmiş. Kibar ol. Döver ha. Dol kara bakır dol. Ağzına kadar dol. Fazla dolma taşarsın. Abla. Başına da işler açarsın. Fazla dolma taşarsın. Başına da işler açarsın. Sonunda evlenebiliyoruz. İnanabiliyor musun Kerem? Ben her zaman inanırdım Aslı. Sen inanmıyordun. Ya ne bileyim. Annemin de gönlü olsun istiyordum. Ananın öyle ya da böyle gönlü oldu ya. Sana en kral gelin arabasını yaptıracağım. En kral gelinini alacağım. Söz veriyorum. Benim krallıkta gözüm yok ki. Sen yanımda ol yeter. Oldu be. En sonunda oldu. Gol be. Romantizmin içine etme be. Ne yapayım Aslı? Gaza geldim. Evleneceğiz kızım. Evleneceğiz. Ne? Tipsiz. Sultani, Sultani. 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 Ne? 22. doğum günü kutlu olsun. Sana gül aldım. Sultanların sultanı Sultaniye'ye çok yakışır dedim. Ah. Senin gibi asil bir kızı doğum gününe orkide yakışır dedim. İşte bunu sana aldım. Doğum günün kutlu olsun Sultaniye. Ay teşekkür ederim. İkinizin çiçeği de birbirinden güzel. Şimdi gül benim gibi tıpkı. Güzel değil mi? Orkide de asil saf. O da bana benziyor. Şimdi ikinize de evet demek olmaz. Ben bilemedim hangisini seçeyim. Bir dakika beyler. Al işte bir sen eksiktin. Onların vermiş olduğu çiçekler elbet bir gün solar. Ama bu yüzük asla solmaz. Her zaman parmağında ışıldar Sultaniye. Oha! Bu ne? Nereden buldun bunu? Bu yüzük anneannemin yüzüğü. Dedemin tek serveti. Bunu o verdi. Oha süpermiş, harikaymış. Kız hiçbir yerde de bulunmaz bu. Bayram dedi sana bunu nasıl verdi? Dedeme sordum. Bunu kim için saklıyorsun diye, gelinim için dedi. Ben de bunu sultaniye takıyorum. Bu yüzüğü parmağına takabilir miyim sultaniye? Sultaniyem, 22. yaş günü kutlu olsun. Ay çok güzelmiş. Ablam çatlayacak vallahi. Biraz büyük ama. Yaptırırız. Evet, tamam. Hayırlı işler, kolay gelsin. Sağ olun. Evi babanı selamı var. Bu ne lan? Yine mi et? Oğlum, evi baba ete doydu. Evi baba etobur hayvan mıdır her gün et, et, et? Bana bak. Şimdi mahallemizin bazı ihtiyaçları var. Onu karşılamak için de esnafın desteğine ihtiyacımız var. Ne de olsa hepimiz aynı mahallenin evlatlarıyız değil mi? Sağ ol. Eyvallah Aydar. Bizim de çorbada tozumuz olsun. Eyvallah olsun. Olsun da yani çorbadır aklıma geldi. Sen bu etleri yine bize gönder. Canım bir et suyla çorba çekti. Hadi bakalım. Hadi. O çorba boğazdan takılır da boğulursun inşallah. Şimdi Meloş, bak saymadan alıyorum ama sen uygun bir şey yapmışsındır. Yamuk yoktur yani değil mi? Biz paylaşmasını biliriz be Aydar. Paylaşmayı ben de bilirim yavrum. Hoşça kal. Kolay gelsin.
Yine içimi gıcıkladın be Aydar. Yakışır bu raconlar aslanıma. Baba, ne yapıyorsun sen ya? Elmayı, armudumuzu bırak da şu kasayı bir açalım bakalım. Kasayı niye açıyorum Aydar? Niyesi var mı abicim? Emin abimiz sayesinde bakalım mahallemize huzur gelmiş mi? Huzur geldiyse bu huzur sana nasıl yansımış? Senin kazancına ne kadar etkide bulunmuş? Bayağı bir huzur gelmiş sana. Ne demişler? Huzur paradadır, parada. Ne yapıyorsun lan burada? Emin abi. Pişti oynarız. Pişti. Emin abi, mahallemizin güvenliğini koruma ve yaşatma katkı payını arkadaştan tahsis ve tahsil etmekteydim. Zaten sana takdim edecektim. Tamam iyi. Gel peşimde bakalım. Geleyim. Hadi. Destur! Emin baba geliyor. Öpeyim baba. Le Çakır, nerede benim evim babamın manna batmaz kahvesi? Çabuk hadi. Tamam abi, hemen getiriyorum. Şimdi oturun. Manna dedim de aklıma geldi. Siz evim babanın yaban domuzu macerasını bilir misiniz he? Ne macerası lan? Tabii kendisi çok mutavazı bir insan olduğu için anlatmaya çekilir ama merak etmeyin, ben anlatayım. Şimdi bir gün emin babanın tarlasına bir yaban domuzu musallat olur. Emin baba bu işe çok bozulur, ben sana sorarım der. Bir gece sabaha kadar bekler. Sabaha karşı yaban domuzu tarlaya girdiğinde emin baba atlar yaban domuzu üzerine, yaka paça devirir, bir bacağı bir omuza, bir bacağı bir omuza. Nerede kalmıştık emin baba? Sen devam et. Tamam. Sonra der ki, ulan domuz bir daha benim tarlama girerse seni mahvederim der. Domuz bey titriye titriye der ki, emin baba, emin baba, ben bir daha bu tarlaya girersem namerdim der. O gün bugün o yaban domuzu ortada yok olur. Yani emin baba bakışlarıyla o yaban domuzunu ıslah eder, ıslah eder yani öyle. Helal olsun emin baba. Bravo emin baba. Ay! Kesin lan! Yalaka barolar. Bu hikayeyi 2-3 gün önce anlatsaydım, bana palavracı derdiniz. Hepiniz gülerdiniz bana. Ha? Şimdi alkışlarsınız. Bravo, bravo falan filan. Ha? Şeytan azapta gelir. Hepiniz kalkın bakalım ya. Tekrar en üstüne durun bakayım. Ay, o nasıl bir bakış? Nedir lan bu haliniz? Karadeniz'de gemileriniz mi battı? Derdiniz de. 18'e bastığınız gün çekecek mi altınıza binen araba? Bizim malda mutlu gözümüz yok dayı. Derdiniz de peki? Bizim derdimiz sevdamıza saygı duyulmaması dayı. Ha. Herkes Kerem abiyle Aslı ablanın aşkına saygı duyuyor. Ama bize üvey evlat muamelesi yapıyorsunuz. Oğlum, sizin bu kızlardan başka derdiniz yok mu bu hayatta be? Bizim derdimiz kızlarla değil, bizim derdimiz sizinle. Oğlum lan, ben seni bu dünyaya her gün sabrımı sınav diye mi getirdim ha? Bir çocuk bu kadar mı dayağı meraklı olur ha? Ben şimdi alayım mı seni ayağımın altına ha? Biz her şeyi göze aldık anne. İyi göze aldın. İyi göze aldın. Dur geçin yerinize be. Allah Allah, hemen dayak dayak. Böyle çocuk eğitimi mi olur canım? Kerem'e var da bunlara yok mu? Bu gece İpek'le, neydi o kızın adı? Gerizekalı. Sultaniye. Ha, Sultaniye'nin meselesini bu gece halledeceğim ben. Ama abi. Ne abisi be? Aslansın dayı. Lan tamam. Ben sadece sizin dayınız değilim. Ben tüm mahallenin dayısıyım. Öpün bakayım elimi. Koş olmamışım değil mi? Ay yok be abla, 10 numarasın. Rüjüm dağılmış mı? Dağılmamış. Ama seni böyle gören kesin dağılır, süper olmuşsun. Aa, anne bu ne hal? Ha. Ne var Alim? Anne tazeye gider gibi giyinmişsin ya. Ben yaşarken öldüm Aslı. Sultaniye'nin doğum günü benim ölüm günüm oldu. Aslında bu ben değil, ruhum. Çiçek ve çikolata siparişlerini aldım. Gidebiliriz. Sultaniye. Al alışımızı, gidelim. Şu halimize bak Allah'ım. Bitti Kerem'i istemeye gidiyorum. Ah.
Kahvelerimizi bitirdik. İsteyecekseniz isteyin artık. Verdim gitti, al götür. Zaten hiçbir işe yaramaz. Baba, biri istemez dese karıştırdın. Sen otur orada, şey dinlese sadece. Unuttu mu Zarife? Sen isteyecektin. Hadi iste bakalım. Yani hala ısrarlısınız. O zaman lafı uzatmayalım. Uzatalım, uzatalım. Tamam, çok uzatalım böyle yani. Şu kızınız sizin kızınız. Ne iş yapar? F-16 pilotu. Ne? Sizlerin de çalıştığı müzik holde kendisi az solisttir. Ama bu evlilikten sonra az solist olacak. yok bir şey. Şimdi Zarife, senin bu evliliğe rıza var mı? Olmaz olur mu? Hep bunu istedim be. Hep bugünü bekledin yani ha? Bekledin mi? Hı? Beklemez olur muyum? Hangi anne kızının mutlu olduğunu görmek istemez Emin Bey? Peki bizim şu... Nerede o? Heh. Bizim Kerem için ne düşünürsün sen? Yakışıklı, namuslu, ay parçası gibi maşallah. Zarife Hanım, ben de size bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Acaba diyorum yanınızdaki kızınızın saçı orijinal mi yoksa sonradan boyatma mı? Yani bir sahtekarlık var mı? Elmas Hanımcığım, benim de size bir sorum olacak. Buyurun. Acaba boyunuz orijinal mi yoksa ekleme var mı? Ekleme, ben bir göstereyim sana boyunu. Gel. Dayı! Tamam, uzatmayın. Çocuklar da zaten ele canlı. Buyur, konuş bakalım. Allah'ın emri, peygamberin kabliyle oğlunuzu güzeller güzeli kızıma istiyorum. Güzel. Verdim gitti. Hadi kalk. Yok yok, gidelim eve gidelim. At çocuğum. Otur. Madem hep beraber böyle mailecek toplandık buraya. Toplu sünnet gibi hepsini bir arada bu gece halledelim. Şimdi senin şu ortanca kızın ismi neydi? Sultaniye. Ha, Sultaniye. Bu Sultaniye ile bizim Şahin'i nişanlayacağız. Yok artık, o kadar değil yani. Sen biraz su kaçırıyorsun. Aman, zaten biz de çok meraklıydık senin kızlarına. Ne yapacağız biz bu gerizekalıyla çirkini? Hmm. Abim istedi diye biz şey etmedik değil mi abi, yoksa ne bunlar böyle çirkin? Yok, o kadar değil artık, yok. Hayır yani. Ve kadın, sen ne dersin be? Ha, ne dersin sen? Ha, kimle konuştuğunun farkında mısın sen? Ha? Bana bak, bana. Benim sözümün üstüne söz koyarsın, öyle mi? Vallahi billahi evini başına yıkarım ha. Tamam da, yani böyle toplu yapmasaydık da... vadeye bölseydik, taksit taksit ödeseydik... Ay mi be? Hayır, hayır. Hepsini bu gece halledeceğiz. Siz ne dersiniz kızlar? Yani büyüklerime siz uygun gördükten sonra bize laf söylemek düşmez. Aferin. Hadi, hadi. Yaşayamaz ölürler. Kırmızıyı severler, birbirini överler. Romanlar böyledirler. Çalgısız yaşayamaz ölürler. İlle de roman olsun, ister çamurdan olsun, o da Allah kuludur, her kim olursa olsun. İlle de roman olsun, ister çamurdan. Aylar, siz de uçlan bakalım paraları. Kahvenin hasılatını. Paralar, tabii, evet. Buyurayım baba, takdim ve taksit edeyim. Ötekileri de. Öyle, yok ki. Çocuklar, arayın bakalım Aylar abinizi. Arayın bakalım baba. Dur öyle. Yapmayın lan. Usta buldum.
çorabında. Burada da var Emin baba. Şapkada da olabilir değil mi? Öyle olabilir lan. Rahat dur oğlum, kurcalama lan. Ben kurcalama. Usta, şapkada da varmış. Bunlar ne lan? Emin baba, ben o paraları vallahi billahi minibüsümüz için biriktirmiştim. Minibüs mü? Bizim minibüsümüz mü var be? Tamam, yok da ben de dedim ki bu paralarla bir minibüs alalım. Hem kazinoya minibüsümüzle gideriz, hem de boş vakitlerde minibüsü çalıştırıp biraz para kazanırız. Yani yatırım amaçlı, ben o yüzden şey yapmıştım. Fena fikir değil ha. Tamam o zaman. Hadi gidip bir minibüs alalım. Bana bak ikinci elci. Bu minibüsü alacağız ama bu bozulup da yollarda kalmasın yani. Yok abi, ben kefilim. Buyurun içeri, evrak işlerini halledelim. Tamam, sen git. Geleceğiz biz şimdi. Baktı mı bunun motoruna falan? Evi baba var ya, büyük adamsın. Kız gibi minibüs aldın. Verin bir milli. Yalama eli böyle be keçi gibi. Hadi gel bebe. Çalma be, çocuk uyuyor. Abla, yeni minibüs aldık. Nasıl ama? Başınıza çalın. Bu ne biçim söz abla ya? Bak yanında kim var ama ha? Aldık derken ben aldım Zarife. Ay pek güzel almışsın. Yakışmış. Çal o zaman bir, herkes görsün. Basayım. Haydar kız, çok güzel. Boyanan vay, yanıyor be minibüs. Abicim, hayırlı olsun. Bak bakayım şöyle yakışıklı. Tek kız. Güle güle kullan Emin abi. Eyvallah Emin abi. Gel bir de selfie yapalım kız. Kolu bir yetişiyoruz Emin. Herkesler görsün. Bizzat aileme minibüs aldım. Ha bak, tapusu da burada. Gördün mü? Bak. Hadi çalın bakalım be. Torbitosuna da bir tantela işlersin herhalde ha? İşlerim. Hemen gideyim işleyeyim. Bu ne lan? Osman! Buyur abi. Bu ne? Kaykay abi yeğeni istemişti. Alın demiştin bize. Ha. Tabii kafa gitti bende. İyi bakın işiniz. Tamamdır. Ne zevk alırlar bundan ya. Nasıl bir şey? Abi iyi misin? Dayı. Bayılmış. Hemen hastaneye kaldıralım. Beyin MR'ını da çektik. Korkulacak bir şey yok. Kendine gelsin, taburcu ederiz. Sağ ol doktor. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Aa, kendine geliyor. İyi misin dayı? Çarpmanın şokundan mıdır nedir Refik? Her şeyi hatırlıyorum. Hangi her şeyi abi? İki gün önce. Kahvede olan her şeyi hatırlıyorum. (Gülüyor)
Eyvallah. Aferin Mehmet. Vazifemiz abi. Sen bizi nasıl korursan biz de bunun katkı payını sana takdim edeceğiz tabii. Benim alerjim var. Ben aradan çok korkarım. Hadi kış. Kış. Emin. Hadi kış. 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 Emin bak vurdukça daha çok gelir. Emin dur. Emin. Emin. Bak yürüyün. Emin'in kahveyi basmaya gidiyoruz. Aman abi. Sen demedin mi o adama bulaşılmaz diye? Lan salak. Hafızam yerinde değildi o zaman. Bana bakmaya korkacak bir adam beni nasıl devirebilir? Hiç mi kafanız çalışmadı? He? Bu kadar mı? Yürüyün hadi. Emin baba, bak ne derim. Acaba mahallenin tam orta yerine şöyle senin güçlü bir heykelini mi diksek? Yoksa belediyeyle konuşsak, sokağımızın adını Cengaver Emin Baba diye mi değiştirsek? Ne yapsak? Ben de derim ki, evin önünde yatan arabayı çalıştırsan biraz para kazansa yani. Onu orada yatsın diye satın almadım ben. O da var ya. Kızdırma babayı. Sonra kızıyor, kabak bize patlıyor. Tamam be, tamam. Selamun aleyküm Emin abi. İyi, kim geldi? Aleyküm selam. Sürpriz yapıp uğrayalım, bir halini hatırını soralım dedik Emin baba. Bilmez misin Emin baba? Sürprizleri pek sevmez. Ayrıca bu mahalleye benim haberim olmadan adım atmayacaksın demedim mi sana ben ha? Demedi be. Senin canın dayak mı ister ha? Dayak mı ister senin canın ha? Dayak mı ha? Benim canım dayak istemez ama senin canını almaya geldim Emin. Emin abi. Herkes duysun dinlesin. Bu Emin denen adam sahte kabadayıdır. Bana fiske vurmadı, vuramaz da. Arıyı kovalayayım derken tepsiyi yanlışlıkla kafama vurdu. Ayağım takıldı yere düştüm, kafamı vurduğumda hafızamı kaybetmişim. Şimdi herkes görsün ki vura vura bir insan nasıl şekil değiştirip seyredin. Gel buraya. Kaç lan! İmdat! İmdat! İmdat can kurtaran yok mu? Yapın can kurtaran! Can kurtaran ne yok mu? Ne oluyorsunuz bey? Evimin önünü ergele meydanına çevirdiniz. Yapmayın ya kardeşim abi. Yapmayın. İşte bulunduk Emin. Nereye kaçtın? Ay! Ana! Vurmayın. Abla! Emin abi gerçek kabadayı değilmiş. Yanlışlıkla arıyı kovalarken tepsiyle İlmi abinin suratına vurunca bayıkmış o yüzden yani. Abi yardım edin, öldürecekler adamı. Hayır, durduranı ben gebertirim. Kimse karışmasın, yakarım ha! Abiciğim! Abi! Ay ay, bir şey yapsana be! Ya abim ben süpermen miyim ben, ne yapayım? Bırakın lan babamı, bırakın! Lan! Ay, Kerem sakin ol! Vur! Benim için de vur. Vur, hatta ben vururum. Anne! Ya ne yapıyorsun sen? Vur! At silahını, bırak! Bırak! Komiserim, Allah senden razı olsun. Beni kurtarmaya mı geldin? Yok Emin, yok. Seni kurtarmaya gelmedik. Asayişten arkadaşlara eşlik ettik. İlmi tetik. Sandal Hasan cinayetinden tutuklusun. Ben bir şey yapmadım. Cinayet silahını dün gece ele geçirdik. Üzerinde parmak izin vardı. Avukatım gelmeden size ağzımı açmam. Ama sana iki çift lafım var Emin. Sen bundan sonra öldün. Ben bu içeriden çıkarım. Ama sen artık yürüyen bir cesetsin Emin. İlmi abi, İlmi abi ben sözüm Emin abiye. İlmi abiye yanlış yapıyorsun dedim. Yani ben seninle yanayım, haberin olsun abi. Sen de kapa çeneni lan. Ya, hadi alın bunları, alın. Evet, alın şunların arabaya. Hadi bırak! Hadi bırak lan şunları! Aldım paracıklarımızı. Hadi ver bakalım geri. Ya bizim para mı dersin? Paralarımız aldı. Paralarımız bizim. Ver paracıklarımızı. İlmi abi, İlmi abi kendine iyi bak abi. İlmi abi, kendine iyi bak.
Emin. Güler bakalım güler. Onun nikahı, öbürünün nişanı bozuldu. Nafaka davasını da yeniden açıyorum. Diyeceğim bir şey var mı? Diyeceğim bir şey yoksa İlmi'nin bıraktığı yerden ben devam edeceğim. Şoförüm, şoförüm, hamil şoförüm. Şoförüm, şoförüm, hamil şoförüm. Keriz etmiyorsa biz ne yapalım? Keriz etmiyorsa biz ne yapalım? Şoförüm, şoförüm, hamil şoförüm. Şoförüm, şoförüm, hamil şoförüm. Keriz etmiyorsa biz ne yapalım? Keriz etmiyorsa biz ne yapalım? Bizi de, bizi de. Yetişmiyor gerisine, yetişmiyor gerisine. Altılıyı bulamazsan kuşlanırım dizine. Altılıyı bulamazsan kuşlanırım dizine.